Tiraspas'ta atlı süvarilerimizin izinden gideceğiz. Oo, bayağı hızlandılar. Bak bak bak. Aa, Boracan abi sen misin? Evet benim. Bak bak. Dur şunların peşinden gideyim. Çok süratli geliyorum. Durma sakın. Geçsem ayıbılır. CF'le yetişemiyorsan onu bir yere bırak da X-Pass'la götüreyim seni. Önümü de göremiyorum tozdan. Maşallah. Bakın gördünüz mü? Düştün mü? Hero X-Pass'larımızla süvarilerimizin izinden sürmeye devam ediyoruz. İkinci gündeyiz. Bugün de çok keyifli ve yine maneviyatı yüksek, yine duygusal anlar yaşayarak çok güzel sürüşler gerçekleştireceğiz. Sürüşe başlayalım. İyi seyirler. İkinci gün sürüşümüz başlıyor arkadaşlar. Videomuza tekrardan hoş geldiniz. Şunu şöyle bir çevirelim. Benim boyum kaç? Ne oldu? Boy kaç boy? 1.70. Yola çıkıyoruz. Ay. Bugün çoğunlukla asfalt süreceğiz. Zıplamayın, zıplamayın. Şöyle aralardan giriyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. Şimdi şöyle bir en öne geçeyim. Hop, bir dur, yavaş. Yavaş abim. Ne yapıyorsun, iyisin? Önden gidelim bir video alalım. Artık biz de peşlerine düşüyoruz. İkinci bölümdesiniz arkadaşlar. Süvari'nin izinden serimizin İkinci bölümüyle birlikteyiz. Birinci bölümü izlediniz diye düşünüyorum. Birinci bölümde çoğunlukla offroad yaparak toprak yollardan süvarinin izinden sürdük. İkinci bölümde de asfalttan sürerek köy yollarından şehitlerimizi ziyaret edeceğiz. Yine Hero X-Pass'la süvarinin izinden sürmeye devam ediyoruz. Normalde biliyorsunuz, beni yakından takip edenler bilirler. Normal şartlarda bu tür organizasyonlara çok fazla katılmam. Şöyle içeri gireyim. Bu tür organizasyonlara çok fazla katılmam. Böyle kortejlere çok fazla girmem. Güvenlik gerekçesiyle çok fazla girmemeye çalışıyorum. Ama burada kullanılan arkadaşlar hem çok daha düzgün, çok daha sakin, bir de görev bilinciyle, bir de sürüşün manevi bilinciyle sürdükleri için hiç sıkıntı olmadı. Rahat rahat sürüşümüzü yapıyoruz. Herkes sakin, herkes güvenli, herkes milli duygularla sürüyor çünkü. Askerlerimizin, süvarilerimizin izinden gidiyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gerçekleştirdiği, yaptıkları zaferleri kutluyoruz. Rahmetle, minnetle anıyoruz ve bir yandan da demir atlarımızı sürüyoruz. Bu yüzden sürüş keyifli. Bu arada bu tür organizasyonlara katılmak için, kaçırmamak için, birlikte sürmek için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Kolaçan Vlog, Kolaçan Instagram hesabı açıklamaya bırakıyorum. Takip ederseniz bu tür organizasyonları kaçırmamış olursunuz. Birinci bölümde söyledim, tekrar söylüyorum. Yani bu önemli bir sürüş. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun önemli mevzilerini, önemli yerlerini, şehitliklerini, atlı süvarilerimizin atlarına sürdükleri yerleri geçiyoruz motosikletlerimizle. Aynı duygularla aynı rotayı takip ediyor olmak gurur verici. Özellikle bunu söyleyeyim. İnsan istemsizce böyle şey yapıyorsun yani. Ulan şuralara atla gelseydim dedirtiyor insana. Tabi zor dönemlerden geçmişiz. O zor dönemlerde imkansızı başarmışız. İmkansızlıkları başarmışız. Ve o imkansızlıkların sonucunda bu şekilde özgürce dolaşabiliyor. Özgürce motosikletlerimizle istediğimiz yerlere gidebiliyorsak, hürriyet sahibiysek millet olarak, tabii ki borçlu olduğumuz çok fazla insan var.
Hepsinin mekanı cennet olsun. O yüzden onlara layık bir vatandaş olalım, olmamız gerektiği düşüncesindeyim. Cennet vallahi, her köşesi cennet. Herkesin kendi vatanı kendine cennet ama bizimki daha çok cennet. Bizimki en cennet bizimkisi. Burada niye durdun? Ama devam edeceğiz ya. Tamam, burada duracağız zaten. Burada duruyoruz. Dur geleyim, dur. Yok, tam kafamı çevirmiştim. Dur. Nasıl oldu iş? Şu ayakta geri açıldı ama. Olur öyle şeyler. Ya ben tam çekemedim, bir daha yapsana. İtekledim şöyle. Neyse, nazar. Nazar. Şehitliğe geldik. Buranın hikayesini de anlatacaklar burada gelen motorcu arkadaşlara. Motora binip devam ederken ben size bir özet geçerim buranın hikayesini. Şuraya durayım. Yüksek ama keyifli. Şerif'in ayağına çok güvenemiyorum. Çok dik ya. Bu mu? Bu çok dik değil normalde. Rally kit'in ayağı. Daha kısa, bu da uzuyor. Rally kit'le. Hatta şu vites koru da uzuyor. Şuraya falan denk geliyor bot için. Ben yine kendi üzerindekini geri taktırdım. Çok açıldı arası. Dualarımızı ettik. Burada bir şehitliğimiz var. Burada şehit olan askerlerimizi köyün mezarlığının yakınına defnedildiği düşünülmüş. Köyün mezarlığı burası. Oraya da temsili bir, yani muhtemel o bölgede olduğu düşünülerek oraya da bir şehitlik açmışlar. Şimdi haritayı göstereceğim arkadaşlar. Dün ilk bölümde Kocatepe, Tınaztepe, Çiğiltepe, Ahırdağ, Yörük Mezarı ve Tokuşları yapmıştık. Bitirmiştik. Bugün de tekrar şu bölgeden çıktık. Doğrudan Balmahmut, Anıtkaya olacak. Şu olacağı girmeyeceğiz. Direkt Yıldırım Kemal'e geçecekmişiz. Görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Çok güzel görünüyor ya. Çok güzeliz vallahi, maşallah. Şimdi böyle bir etkinliğe, sürüşe gelmek için dediğim gibi birinci bölümde, zaten o bölümü izlediyseniz az çok fikir sahibi olmuşsunuzdur. Birinci bölümde doğrudan atlı süvarilerin sürdükleri yere gitmiştik. Offroad, yani arazi bölümü biraz daha fazlaydı. Çok da keyifli bir sürüştü bu arada. Oralara daha çok motosiklete uygun olan arkadaşlar girdi. Giremeyen arkadaşlar için alternatif asfalt rotası vardı. İkinci gün, yani bugün bu videoda da çoğunlukla yollar böyle işte. İzlediğiniz gibi bu yollara zaten herkes gelebilir. Hani ben offroad'a gelemiyorum ya da cumartesi gelemedim, sadece pazar sürüşüne geleyim derseniz eğer, ki tabii gelecek seneden bahsediyorum, o zaman İstediğiniz motosiklette gelebilirsiniz. Yardım lazım mı? Hayır, sıkıntı yok. Aşkım. Teker mi? Çamur ya, şu altıyı çekiyorum. Tamam. Yıldırım Kemal Şehitliği'ne de geldik. Şurada dursun motorumuz. Bu taraftan gideceğiz diye hatırlıyorum. Yıldırım Kemal tren istasyonundan ve Yıldırım Kemal Şehitliği'nden de ayrılıyoruz. Devam. Bismillah diyerek çıkıyoruz yola. Kısaca Yıldırım Kemal'den bahsedeyim. İzmirli bir süvari. Yıldırım Kemal çok hızlı, çok atik, çok çevik, hızlı hareket ettiği için Yıldırım lakabını almış ve Yıldırım Kemal olarak anılmaya başlanmış.
Sonra hastalanıyor. Konya'da tedavi altına alınıyor. Sonra büyük taarruzun başladığı haberini alıyor. Konya'da tabii hasta ve dayanamıyor. Çıkıyor. Bu yakınlarda karargaha geliyor. Fahrettin Altay Paşa'ya diyor ki, paşam ben göreve hazırım. Ne görev verirse yaparım. Tabi hasta olduğunu bildikleri için pasif görev vermek istiyorlar. Ama Yıldırım Kemal diyor ki, ben en uç en zorlu görevlere hazırım. Hastalığım hiç önemli değil, ne gerekiyorsa yaparım diyerek zorlu bir görev üstlenmek istiyor. İzmir'e ilk giren birliklerden olmak istiyorum. İzmirli çünkü. İzmir'in de geri alındığını ve oraya giren ilk birliklerden olmak istediğini ve bunun için de ne gerekiyorsa yapmak istediğini söylüyor. Ve buradaki Yıldırım Kemal Tren İstasyonu'na gönderiliyor. Daha önceki isim başka tabii, şu an hatırlayamadım. Buraya geliyor, 32 süvarisiyle birlikte çatışıyorlar ve maalesef burada tamamı şehit düşüyor. İzmir'in kurtulduğunu maalesef göremiyor. İzmir'e de ilk giren birliklerden de olamıyor. Ama hem istasyonu geri alıyor hem de biz İzmir'i geri alıyoruz biliyorsunuz. Ve maalesef göremese de istasyona Yıldırım Kemal ismini veriyorlar. Bu tarafa gelirseniz dua etmeyi unutmayın. Hatta oturduğunuz yerden askerlerimize, şehitlerimize dualarınızı gönderirsiniz. Allah kabul etsin. Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alandayız arkadaşlar. Şu önümde gördüğünüz koca alan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan. Burada gelen 30-35 bin kişilik Yunan ordusundan sadece 15-16 bini şu tarafa doğru, Uşak yönüne doğru kaçtı. Burada da 16-17 bin Yunan ordusunun imha edildiği söyleniyor. Bize anlatılanlar bunlar. Ben de size aktarayım. Bayramımız yok mu? Kutladığımız Zafer Bayramımız. İşte o Zafer Bayramımızın zaferinin ilan edildiği yer diyelim buraya. 30 Ağustos akşamı burada bir can pazarı yaşanıyor ve yaklaşık 16-17 bin Yunan askerini imha ediyoruz. Tabi Atatürk geliyor buraya, bakıyor o kadar askeri görünce, söylenene göre diyor ki, ah be çocuklar, ne işiniz vardı Anadolu topraklarında? Hadi siz geldiniz, işgale geldiniz de biz vatanımızı savunuyorduk deyip üzülüyor onları görünce. Bölüm Çukuru da deniliyormuş, öyle adlandırılıyormuş burası. Karşı tarafta Ada Tepelerde baskınlar, çatışmalar ve burada da Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle hepsinin biletini kesiyoruz ve 4 gün süren büyük taarruzda burada bitirmiş oluyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyelim. Ne işiniz var burada değil mi ya? Buradan da ayrılıyoruz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanı da görmüş oluyorsunuz. Buradan şöyle geçtiğiniz zaman hiçbir şey fark etmesin ama burada 102 yıl önce binlerce insan savaşmış, çatışmış. Tabii onlar bizi işgale gelmişler ama bizim Türk ordumuz, Türk askerimiz, Allah hepsinden razı olsun, burada hepsinin biletini kesmiş, demiş ki oğlum biz hayırdır demiş ya. Hayırdır demiş ya, yüzlerce binlerce kilometre öteden gelmişsin. Ne işin var buralarda? Sürüşümüze devam ediyoruz. Buradan Dumlupınar Şehitliği'ne gidiyoruz. Buranın da hikayesini hemen anlatacağım arkadaşlar. Kalabalıktan bir çıkayım ben önden. Meçhul asker anıtına geldik. Hemen kısaca hikayesinden bahsedeyim. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 31 Ağustos günü, 30 Ağustos zaferimizden sonra Yunan topunun çukurunda bir asker görüyor, şehit görüyor ve eli de bu şekilde sancağımızı yere düşürmeden, durmuş vaziyette bayrağımızı yere değdirmeden şehit olmuş bir asker görüyor. Bunu görünce de çok etkileniyor. Diyor ki bu taarruzun simgesi olsun, buraya bir anıt yaptırın ve bu askeri unutmayalım. Ve bunu gören herkes de Türk ordusunun, Türk askerinin, vatanına göz dikenler Türk askerinin şiddetini, tepkisini görsün diye de bir konuşma yapıyor. Özet geçtim, yine açar okursunuz, fotoğrafını koyacağım ekran ama meçhul asker anısında gezmiş olduk. Küçük gibi görünen ama çok önemli hikayelerde gerçekleşmiş büyük taarruz döneminde. Ve şimdi oradan çıktık, Dumlupınar Şehitliği'ne gidiyoruz. Dumlupınar Şehitliği'nin de birkaç görüntüsü, orası kaparışımızı yapacağız. Kalabalık gruptan ayrıldım, önden gideyim dedim.
Şehitlikten çıkıyoruz arkadaşlar. Dualarımızı ettik, fotoğraflarımızı çekindik, biraz da sohbet ettik ve hem süvarinin izinden sürüşümüzün hem de videomuzun sonuna geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Bu iki gün boyunca Hero X-Pass'ta da hem arazi hem asfalt hem köy yolları büyük bir keyif aldım ki bu deneyimlerimi de İlerleyen günlerde çekeceğim inceleme videosuyla sizlerle paylaşacağım. Özellikle sorularınız varsa yazabilirsiniz. Süvarinin izinden sorularıyla alakalı da merak ettikleriniz varsa yorumlara yine yazabilirsiniz. Videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.